Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ABD, Çin'de üretilen tatlandırıcıları köle işçiliği yüzünden yasakladı. ABD sınır muhafızları 20 Ekim Salı günü İç Moğolistan'da yapılan Stiva markalı tatlandırıcıları Uygurların zorunlu çalıştırılmasına karıştığı gerekçesiyle yasakladı. Tamamen Çin Komünist Partisi'ne ait olduğu belirtilen İç Moğolistan merkezli Hangjin grubu Baojiazhou Tarım ve Ticaret Şirketi'nin şeker yerine kullanılacak tatlandırıcıları üretmek için insanları zorla çalıştırdığı ve müsaade konuları nedeniyle ABD gümrük muhafızları tarafından çeşitli limanlarına el koyma talimatı verildiği öğrenildi. Bilgilere göre Stiva markalı tatlandırıcı, Coca-Cola'da dahil olmak üzere bir dizi tanınmış üründe yaygın olarak kullanılan bir ürün olduğu ve ana üretim merkezinin Çin olduğu öne sürülüyor. ABD Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Sınır Koruma Ofisi Başkomiser Yardımcısı Brenda Smith, gazetecilere verdiği demeçte çeşitli ABD'li ithalatçıların olay hakkında daha dikkatli olmaları ve tedarik zincirlerini daha iyi araştırmaları, Amerika'nın insani ve etnik standartlarına karşılamayan tüm ürünlerden uzak durması gerektiğini vurguladı. Basına yansıyan haberlerde dünyadaki güneş enerjisinin %80'i Çin tarafından Doğu Türkistan'daki ham maddeler kullanılarak üretilen güneş panellerinin ABD ve Avrupalı şirketler için önemli bir endişe kaynağı olduğu ifade ediliyor. ABD hükümeti Uygurların zorla çalıştırılması temelinde üretilen her türlü ürünleri ABD pazarına girmesini yasaklayarak Çin Komünist Partisi'nin Uygurları köleleştirmesini engellemeye çalışıyor. Küresel şirketler Çinli pamuk tedarikçileriyle ilişkisini kesti. Dünyanın pamuk tedarikinin sürdürülebilirliği ve yüksek kalitesini sağlamak amacıyla kurulan uluslararası kuruluş Better Cotton Institute'a 21 Ekim'de Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırma sistemi ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle bu yüzden bölgedeki tüm saha faaliyetlerimizi derhal durdurma kararı verdik açıklamasıyla bölgedeki pamuk tarlalarıyla tüm temaslarını kestiğini duyurdu. Yahoo News'e göre daha önce uluslararası alanda tanınmış şirketlerin Doğu Türkistan'daki ciddi insan hakları ihlalleri ve Uygurları zorla çalıştırma karşılığı elde edilen pamuk ürünlerini tedarik etmeyi durdurmuştu. Doğu Türkistan dünyanın pamuk talebinin %20'sini oluşturuyor ve insan hakları grupları Doğu Türkistan'daki Çin'e ait pamuk ve tekstil şirketlerinin Uygurların köleleştirildiği başlıca alanlardan biri olduğunu belirtiyor. ABD hükümeti Doğu Türkistan'da zorla üretilen pamuk ve domates ürünlerine ambargo uyguladıktan sonra tedarik zincirlerini kademeli olarak değiştiriyor ve diğer ülkelerden pamuk ürünleri ithal etmeye başladığı biliniyor. Gözlemciler ABD hükümetinin aldığı ambargo başta tüm önlemlerinin Çin hükümetinin ve herhangi bir Çinli veya yabancı işletmelerin Uygurların zorla çalıştırılmasından yararlanmasını önlemede önemli bir rol oynadığına dikkat çekerek kimse Çin'den mal almaz ve tedarik zincirleriyle ilişki kurmazsa Uygurları köle yapamayacaktır diye kaydetti. Çin, Uygur soykırımını tanıdığı için Kanada'yı uyardı. Çin Komünist Partisi, Kanada hükümetini Doğu Türkistan meselesine gerçekleştirdiği bariz müdahaleyi durdurması için uyardı. Kanada Uluslararası İnsan Hakları Komitesi alt kademesi, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı gerçekleştirdiği zulüm politikalarını soykırım olarak tanıdığı ve Kanada hükümetine de gerçekleştirilen zulme kayıtsız kalmaması için öneride bulunduğu rapora Çin'den uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü Zhao Lijian, Perşembe günü geç saatlerde Pekin'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada Kanada'daki raporun asılsız bilgilerle dolu olduğunu iddia ederek komitenin bulgularını yalanladığı bildirildi. Zhao, Doğu Türkistan'daki dini alim, akademisyen, düşünür, kanaat önderleri, sanatçılar, yazarlar ve sporcular da dahil olmak her kesimden halkın keyfi tutuklanması, toplama kamplarında 5 milyonun üzerinde insanın esir tutulması ve sonra sözde meslek edindi bahanesiyle Çin illerinde köle işçiliğe zorlanması ve kadınlara zorunlu kürtaj dahil soykırım suçu işlediğine dair Kanada'nın hazırladığı raporunun bölgedeki siyasi istikrarı görmezden geldiğini ve parlamentonun konuyla ilgili cehaletini ve ön yargısını temsil ettiğini ve dikkat etmesi gerektiğini söylediği aktarıldı. Bilgilere göre Kanada Dışişleri Bakanı Francis, raporu memnuniyetle karşıladığını
Ancak federal hükümetin Çinli yetkililere yaptırım uygulayıp uygulamadığı konusunda net ifade bildirmediği belirtiliyor. Beyaz Saray yetkilisi Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulmünü Çince kınadı. Euronews'in 23 Ekim haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pettenger, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını kınayarak Çin kültüründe toplama kamplarını haklı çıkaran bir gerekçe olmadığını belirtti. ABD'nin Çin politikalarını yöneten isim sayılan Pettenger, İngiltere merkezli düşünce kuruluşunun bir etkinliğinde Çince yaptığı konuşmasında Çin halkına seslenerek sözde Çin felsefesinde, dininde ve ahlak kurallarında toplama kampları için herhangi bir inandırıcı gerekçe bulamadım dedi. Çin halkından hükümetlerinin Uygur Türklerine ve diğer dini topluma yönelik politikasında gerçeği araştırmalarını isteyen Pettenger, dış dünyadaki insanların Doğu Türkistan'da yapılanlar için neden insanlığa karşı suç tanımlaması yaptığını kendilerine sormaları çağrısında bulundu. Pettenger konuşmasında Pekin yönetimine karşı daha keskin bir duruş sergilenmesi gerektiği konusunda uluslararası konsensüsün büyüdüğüne de dikkat çekti. Sevgili izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.